Merhaba arkadaşlar, herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Az önce geçmişi bilmeyenin geleceği olmaz başlığı altında çektiğim videoyu son anda bu ne işe yarar bunu bilmek başlığı değiştirip 10x 100x değil 1000x 10.000x yapabilirsiniz bunu yaparsanız diye başlığı koydum ama içeriği o anlamda tam olarak onu verecek o dersi tabii ki o kitapta verilen mesajları doğru yorumlayıp doğru anlarsanız 1000x 10.000x yapacaksınız ama ben yine de o dersi nasıl çıkarılacağını dair şey yapmak istiyorum. Daha çok açıklama yapmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar Gary Kasparov'un kitabı var elimizde. Kitabın adı ne? Zirveye çıkan yol. Zirveye çıkan yol. İngilizcesi, Türkçesi burada görüyorsunuz. Şimdi Gary biliyorsunuz Kasparov siyasete girmiş ama siyasetçi yönü değil de satrançta dünya birincisi. Dünya birincisi de olması bir şey ifade etmiyor. Tam olarak daha dünya birincisi olmuş. Daha ne ifade edecek? Bilgisayarı yenmiş arkadaşlar. Bilgisayarı yendiği için dünyadaki bir numaralı satrançtı her alanda kabul ediliyor. İşte o zirveye çıkan yolda bunun mantalitesini anlatıyor. Kendi psikolojisini anlatıyor. Herkes soruyor ne yiyorsun, ne içiyorsun filan. Nasıl bir kişisin? Yani sende olağanüstü bir şey var mı gibisinden. İşte insanlar hani böyle başarılı olanları rol model almak için basit tüyler arar ya. Tabii o da bu cevapları verirken bir şeye benzetiyor. İşte çok iyi bir yazara işte sen hangi kalemi kullanıyorsun, hangi kağıdı kullanıyorsun, sanki çok iyi bir yazar olmak için kağıt kalemin kaliteli olması gerekiyormuş gibisinden. Asıl arka planda çok okuyup, çok düşünüp, çok yazı yazarak yani pratik yaparak bildiklerini yazıya dökmek olduğunu bilmeyen basit bakışlı insanlar ne yapıyor? Sanki kağıt kalem iyi olursa iyi bir yazar olacaklarını düşünüyorlar. İşte burada da işte yemeğe içmeyi kızım bir yerde alarm sesi geliyor onu kapatır mısın? Burada da Kasparov'a onu soruyorlar. O da beslenmesinin fiziğinin bununla alakası olmadığını o fotoğrafik bir hafızaya sahip olmadığını böyle her girdi dahip olarak dünyaya gelmediğini her girdi satranç yani mesela bir aralar çok yenilmiş zaten şampiyonluğa çıkarken de yenilmiş çocukluğunda da yenilmiş yani öyle ha diyerek dahi olarak ortaya çıkmamış emek vererek uzun süre ortaya çıkmış şimdi tekrar şeye dönecek olursak yani borsada nasıl 100x 1000x 10.000x yapacağız işte onu da bundan ilham alarak yapacağız. Cevap sentezdir diyor. Bütün hayatımız satranç oyununu analiz ederek ve bilgisayarların kapasitesini insan beyninin kapasitesiyle karşılaştırarak geçirdikten sonra evet önce analiz sonra sentez geçirdikten sonra genellikle başarımızın nereden geldiğini merak etmişimdir. Cevap sentezdir. Sentez nedir? Onu bilmek lazım o zaman. Sentez nedir diye buraya yazdığımız zaman arkadaşlar analiz etmek nedir? Ayrıştırmak. Yani bilgileri önce parçalara bölüyorsunuz. Parçaları tek tek anlıyorsunuz. Sonra bu bilgileri tekrar birleştiriyorsunuz. Ona da sentez deniyor işte. Yaratıcılık ve hesaplamayı sanat ve bilimi bütün parçaların toplamından çok daha büyük bir bütün haline getirecek şekilde birleştirme becerisi. Evet, demek ki cevap neymiş? Önce analiz, işte okuyarak, pratik yaparak yaratıcılığını geliştiriyor, hesaplamayı öğreniyor, sanat ve bilimin hepsini birleştirerek çok daha büyük bir beceri ortaya çıkıyor. Sonuç ne oluyor? Eşsiz bir sezgisel bağdır diyor satranç. Burada sanat ve bilim insan zihninde birleşir ve sonra deneyimle gelişerek güçlenir diyor. Evet, olay neymiş arkadaşlar? Bütün bilimlerde olduğu gibi satrançta da önce tek tek parçaları kavramak, analiz etmek,
Sonra bu konuları deneyimleyerek tecrübe sahibi olmak, işte hayal dünyası kişinin ne kadar kültürlü, ne kadar birikimli ise okuduklarını deneyimledikçe, onlara inancı ne kadar geliştiyse, ondan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Başarısı, bunları tekrar sentez diyerek, birleştirerek kendi içinde yeni bir ürün olarak ortaya çıkarabiliyor. Yetenek ise yetenek ortaya çıkıyor. Borsa ise para kazanıyor. Araba ise iyi araba sürüyor. Yani tamirci ise iyi tamirci oluyor. İyi kararlar verirsen başarılı olursun. Kötü kararlar verirsen yenilirsin diyor Gary Kasparov. İşte iyi kararlar vermek için, değil mi? Alt başlıklarda bütün varyasyonları çok iyi bilmesi lazım. İyi kararlar ne zaman verilir diyor Hüsnü Özyeğin. Kötü kararlardan sonra, kötü kararlar verirsin, vazgeçersin, iyi kararlar alırsın. Şimdi o kitapta da, az önceki yatırımın 4 temel taşı kitabında da işte herkes vazgeçince, tekrar söylüyorum, yani bir hisse uzun süre yataydadır diye alınmaz. Ne olur? Bu yataylık kırılıyorsa bir trend başlayacak anlamına gelir. Bakın, bir trend başlayacak anlamına gelir. Bu trendde orada yatırımcı olursan işte kazanırsın. Peki bu trendde nasıl orada yatırımcı olacaksın? Buradaki 2700 katlık yükselişten nasıl faydalanacaksın? İşte bunu geçmişte ya okumuş olman gerekiyor, ya deneyimlenmiş olman gerekiyor, ya birinin sana anlatmış olması gerekiyor. İşte Binx böyle yapılır. Bir de buralarda mesela sert yükseliş geldi, sattı bir daha aldı, sattın bir daha aldın, sattın bir daha aldın, 10.000x de yapıyorsun. Veya işte burada 100x yaptın, gittin başka bir kağıtta da 100x yaptın, işte 10.000x yapıyor. Yani illa buradan 7'den mesela ilk vuruştan bile çıksan, bak 150 kat yapıyor burası. Bak şurası 150 kat yapıyor. O yüzden bilgi kazanmak arkadaşlar, bilgi kazanmak çok çok önemlidir. İşte şurayı ölçüyoruz. Bakın. %4500 yani %4528 mi bu? 45.028 4528. 45 kat yükselmiş oluyor herhalde. Bu böyle ölçüyor nedense. Ben öyle ölçmüyorum. 150 kat ölçüyorum. Ha, bu benden daha çok ölçüyor. Doğru ya. Ben %1500 demek 15 kat demek. 150 kat. Yani neyse, işte siz anladınız. Demin de gösterdim. Şurada 3 kuruştan 1200 liraya gelmesi. Bunun en iyisi hesap makinesi. Burada, değil mi? İlk 1200 TL geldiğinde satıp tekrar başka yere gidiyorsun. 0.03 de herhalde. 1200 36 kat yapıyor. Demek ki oradaki ölçüm doğruymuş. Matematiğimiz de gördüğünüz gibi yetmiyor. Buradan buraya 36 kat yapıyor. İşte buradan tekrar satıp uzaklaşıp başka yerden kazanıp gelip buradan tekrar yarı fiyatına aldığın zaman 77 kuruş, 1200 kuruş. En zirvede, en dipte nasıl alacaksın? İşte bu aylık olduğu için haftalıkta bu düş inleyi görünce satarsın. İnleyi görürse satarsın. Haftalıkta ine atıyorsa satarsın. Burada da sert bir yükseliş geliyorsa, bu 2020 tabi, sert bir yükseliş geliyorsa alırsın yani. 2013'te 2011'den beri düşüşte olan bir firma 2014'te yükseldiğinde, 3 yıldır düşen bir şey yükseldiğinde, demek ki yapısında bir değişme var, alırsın. Sert satış yenene kadar da tutarsın. Yani trend ile, ne trendi? Firmanın yapısında meydana gelen trend. İşte bankacılık sektöründe biz ne yaptık? Garantiyi inceledik, Akbank'ı inceledik, İşçe'yi inceledik. Mesela İşçe'yi arkadaşlar iş kaç kat gitmiş 2021 yılından bu yana, ona bakalım. Evet, görüyorsunuz 71 kuruş arkadaşlar. 71 kuruştan nereye gelmiş? 17 liraya gelmiş. 25 kat yükselmiş. Bakın şurada 2021 yılından bu yana
25 kat yükselmiş. İşte olay bu. Bunu yorumlayabilmek. Burada bir değişim olduysa, tamam mı? Burada bir değişim olduysa burada oturabilmek işte. Bu da bilgi gerektiriyor. Önce bunu deneyimlemiş olmak gerekiyor. Yoksa kalamazsın. Bunun gideceğini bilmek işte. Dolar bazlı mesela şurayı kırdığı zaman bunun en azından çanak çömleği tamamlayacağını varsayıyorsunuz. Bakın az kalmış. 550 sente gelecek. Buraya bir kulp yapacak. Ondan sonra burayı katlayacak. Bir 25 kat daha gidecek. Ondan sonra herkes bankacı olacak. Şimdi bankalarda diyor operasyon var diyor. Satış yiyecek. Batıracaklar size işte. Buradan buraya bir düzeltme, bir kulp yaptığı zaman öyle hemen düşmüyor görüyorsunuz. İkinci defa geliyor. Oraya geçmeye çalışıyor. Yıllar sonra değil mi? Bu kırıldıysa 9 sentten 50, bakın dolar bazlı bile 5 kat yapmış. İşte bu dolar bazlı kırılımdan sonra buna bir temel bulup burada yatırımcı olursanız, işte bunu satıp aynı şekilde başka hisselere geçerseniz 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda, 50 yıl değil mi? Bir insanın ömrü 20 yaşında başlasa yatırıma, 70 yıl ölse bile 50 yıllık bir yatırımcılık hayatında 1000 kat, 10.000 kat kazanılabilir. Nasıl? Bilgi, tecrübe, öğrenme birleştirilerek kendi kararını kendin verecek seviyeye gelirsen bunlar olur. Gösterilen hisseler al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. İşte analiz ve sentezde yaratıcılık, yani yeni şeyler ortaya koyabilmek, yeni hisselerde bunu arayıp bulabilmek, böyle dolar bazlı kırılım yapıp mali yapısı güçlenecek, serveti artacak firmalarda yatırımcı olabilirseniz 1000 kat, 10.000 kat yaparsınız. Palavra atmıyoruz. Bunu yapan insanlar böyle yapmış. Hepsi 8 saat mi değil mi? Warren Buffett 8 saat okuyor. Bill Gates okuyor. Herkes okuyor yani. Okumadan bu işler olmuyor. Emek olmadan olmuyor. Herkesi okumaya o yüzden davet ediyorum.